Hepinize merhaba. Bugün 8 Mayıs 2022 Pazar. Balya'dayız. Balya ormanlarındayız. Tire'den, İzmir'den birkaç tane nektarlı ağaç getirtmiştim. Erguvan var, leylak var, ıhlamur var. Ihlamur geçen sene de ekmiştim. Bu sene biraz daha çoğaltmak istiyorum popülasyonu. Hem arılara faydası olsun hem de biz de yararlanırız. Normalde biliyorsunuz şifalı bitkiler bunlar. Onun için ağaçlar için yer hazırlıyorum şu anda. Can suyum falan da getirdim. Yine mutluyuz, uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Bir şeyler yapmak için, bir verim almak için, mutlu olmak için en fazla da. Çünkü üretmek gerçekten insana çok büyük bir haz veriyor. Bunun için uğraşıyoruz. Ormandayız, biliyorsunuz köydeyiz. Hatta köyden de biraz uzaktayız, ormandayız. Emek ediyoruz, yoruluyoruz. Çok fazla yoruluyorum, onu söyleyeyim öncelikle. Ama üretimin vermiş olduğu yorgunluk çok başka bir şey. O bile tatlı yani, o bile güzel geliyor. Açıkçası az da yetinmeyi öğreniyorsun. Şu an kamera birisinin elinde değil, onu öncelikle söyleyeyim. Meşeden bir dal kopardım, tripod yaptım. Çok bilgiler bir şekilde. Hatta onu da çekeceğim yani bu videonun yanına. Fotoğraf olarak göstereceğim onu da. Sosyal medyada tabii, YouTube'da değil. Eğleniyoruz yani, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu bizi daha da mutlu ediyor açıkçası. Daha da güçlü hissediyorum kendimi. Bir şeyler üretmek, bir şeyler ortaya çıkarmak. Yoktan var etmek demeyelim de var olanı güzel değerlendirmek daha da mutlu ediyor. Uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Dün 60 kilometre bisiklet sürdüm biliyorsunuz. Kepsut'a gittim. Kepsut'ta İsmail Yaşar abimizle oturduk. Hasbihal ettik, konuştuk, sohbet ettik. Tabii bölgeyi de gezme imkanımız oldu. Bölgeyi de tanıma imkanımız oldu. Çok hoşuma gitti. 60 kilometre bisiklet sürdün. Bugün ne yapıyorsun burada? Yine koşturmaya devam ediyoruz aslında yani. Enerji biraz sizle alakalı, düşüncenizle alakalı, ruhunuzla alakalı. Ruhunuz gençse 60 yaşında da 70 yaşında da bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ki böyle insanlar var. Kayınpederim mesela. Cevdet Bayıs'tan adam şu anda tarla sürüyor yani, uğraşıyor. Her geldiğimizde bir şeyler yapıyoruz baktığınızda. Bu biraz insanla alakalı, kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Siz ne kadar kendinizde bir dinginlik hissediyorsanız, bu dinginliğin vermiş olduğu tabii bir enerji de oluyor ister istemez. Bunu duyabiliyorsanız içinizde kesinlikle çok güzel yol alıyorsunuz. Alıştırmışlar maalesef, tüketmeye alıştırmışlar, üretimin kötü olduğunu, pahalı olduğunu, işte çileli olduğunu, sıkıntılı olduğunu, bu düşünceyi yerleştirmeye çalıştılar. Maalesef yerleşmiş yani, benim gördüğüm kadarıyla çok fazla yerleşmiş. Ben biraz bunun mücadelesini veriyorum, buna karşı çıkıyorum. Mücadelenin, emeğin kesinlikle günü geldiğinde hakkını alacağını düşünüyorum. Yani 600 tane ceviz ağacımız var burada, 125 tane bademimiz var, arılarımız var, tavuklarımız var, güvercinlerimiz var. Bu kampüsün içinde, öyle diyeyim. Sürekli bir mücadele içindeyiz ve bu mutlu ediyor bizi. Yani üretmek çok güzel bir şey, taş üstüne taş koymak insanı çok mutlu ediyor açıkçası. Bir şeye yaradığınızı hissediyorsunuz. Yani hiç kimseye faydanız olmasa bile kendinize faydanız oluyor. Yani burada şimdi domates, biber, salatalık, işte patlıcan falan da yetiştiriyoruz. Biz yıllardır kendi salçamızı kendimiz yapıyoruz. Kıştan yiyeceğimiz şeyleri işte pişirip dondurucuya koyup kışın yine aynı şeyle tüketmeye çalışıyoruz. Sürekli doğanın içindeyiz yani açıkçası. Bu da mutlu ediyor bizi. Bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek gerçekten mutlu ediyor bizi. İnşallah hepimiz üretiriz, bütün Türkiye üretir, bütün Anadolu üretir ve sonunda o güce kavuşuruz, eski güzel günlerimize kavuşuruz. Üretmezsiniz yoksunuz, üretmeyen insanların dünyada söz sahibi olma hakkı yok. Bunu görüyoruz artık, net bir şekilde görüyoruz yani. Her şeye sürekli zam 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 zam, nereye kadar yani, nereye kadar? Çünkü üretmiyorsun, buna mahkumsun, sen mahkum bırakılıyorsun. Biz biraz bu çizgiyi bozmaya çalışıyoruz. Herkes kendi çapında, bireysel olarak bu tarzda edimlere girişse, eylemlere girişse
zaten ortada pahalılık da kalmayacak, bir şey de kalmayacak. Ama maalesef üretmeyi sevmiyoruz. Üretelim istiyorum. Herkes üretsin. Yani 5 yaşındaki çocuğun da üreteceği bir şey vardır. 70 yaşındaki çocuğun da üreteceği bir şey vardır. Bunu sadece tarımsal, hayvansal üretim olarak anlamayın lütfen. Yani bilimsel bir üretim de üretimdir. Evet. Edebi bir üretim, evet üretimdir. Teknolojik üretim, yani sanatsal üretim, aklınıza gelen her şeyi. Yeter ki bir şeyler üretelim, yeter ki hazır almayalım abi. Yani yeni şeyler ortaya çıksın, yeni ürünler ortaya çıksın, bizim emeğimiz olan ürünler ortaya çıksın. Ve bunlarla yol alalım istiyorum. Evet, ben çalışmaya devam edeceğim. Bali ormanlarından hepinize selamlar, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.